Merhaba, ben Demir Necip Fazlı Kısakörek 10. sınıf öğrencilerinden Beyza Yılmaz. Bu videoda sizlere okuduğum kitap olan Mavi ve Siyah hakkındaki yorumlarımdan bahsedeceğim. Fakat kitaba geçmeden önce ve kitabın özetine geçmeden önce kitabın yazarı olan Halis Siyah Oşaklı hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Yazarımız edebiyat yaşamına çeviriler ve şiirlerle başlamış. E, ayrıca Servet Fünun ve Cumhuriyet döneminin önemli yazarlarından e, kabul ediliyor. Ha, ayrıca Servet Fünun edebiyatının en büyük nesil ustası olarak kabul ediliyormuş. E, yazdığı Aşk-ı Memnu ilk büyük Türk romanı olarak kabul ediliyormuş ayrıca. E, romanın özetine geleyim. E, Mekteb-i Mülkiye'nin sonuncu sınıfa geçtiği zaman babasını kaybeden Ahmet Cemil'in hikayesini anlatıyor bu kitap. E, bu roman... Babasının ölümünden sonra e, okulunu tamamlıyor ve e, dil bilgisi de iyi olduğu için ayrıca Arası edebiyatla da iyi olduğu için e, Mirat Uşuğu'na giriyor e, arkadaşlarımızın da ısrarıyla. Mirat Uşuğun da bir gazete Ve oh. bu arada Ahmet Cemil'in 3 e, tane e, hayali var yani gerçekleştirmeyi çok istediği 3 tane hayali var Bunlardan bir tanesi çok ünlü bir yazar olmak ve bunu çok fazla istiyor. Ee, i̇kincisi kardeşi İkbal'i e, mutlu bir yuvaya kavuşturmak yani biriyle evlendirmek. Diğeri en yakın arkadaşının kardeşi olan Lamia ile evlenmek çünkü onu çok seviyormuş. Bu arada Ahmet Cemil bu hayalleri mavi bir gökyüzüne bakarken kuruyor. Yani hayalleri aslında mavi gökyüzüne benzetiyor. Hani güzel ve gerçekleşmesini çok fazla istediği hayaller bunlar. Ee, Hayallerinin ilki e, hayallerinden biri olan İkbal'i evlendirme e, aslında başta güzel giriyor çünkü çalıştığı gazetenin başında olan adam ölü ve onun yerine e, Vehbi geliyor oğlu olan Vehbi geliyor ve e, Ahmet Cemil de kardeşiyle Vehbi'yi evlendiriyor ve Vehbi gerçekten hani e, Ahmet Cemil'in e, istediği hani kardeşine uygun gördüğü eş Eşin tam tersi bir adam hani kumarı falan hani kumar oynuyor içki içiyor kötü biri yani hatta e, kardeşinin ölümüne sebep oluyor Vehbi. E, hem kardeşinin hem de yeğenin ölümüne sebep oluyor. Çünkü e, bir olay oluyor ve o olaydan sonra e, İkbal'i çok kötü bir şekilde dövüyor Vehbi ve e, hem e, İkbal'in çocuğu düşüyor hem de e, İkbal kanamadan dolayı hayatını kaybediyor. Ve Vehbi e, Ahmet Cemil de gazeteden çıkarıyor. Sonrasında aşık oldu kız Lamia ile evlenmek istiyor. Ve e, hani maddi durumunu toparladıktan sonra onunla evlenmek istiyor. Fakat en yakın arkadaşı da ona e, Lamia'yı başka biriyle evlendirdiklerini söylüyor. Ve böylelikle ikinci hayal de söylüşmüş oluyor. Son olarak da ünlü bir yazar olma hayali var. Fakat bu da gerçekleşmiyor. Çünkü şiirini yazdıktan sonra etrafından biraz... Hatta çok sert tepkiler alıyor. Ve hani hevesini artık iyice kırılıyor. Zaten 3 tane hayali vardı. Üçü de başarısız oldu. O yüzden şiir kitabını da bir sobada yakıyor. Artık iyice bocalamış olan Ahmet Cemil. Hayalleri suya düşmüş olan Ahmet Cemil. Bir kaymakamlık göreviyle İstanbul'dan vapurla ayrılıyor. İstanbul'dan vapurla siyah bir gecede ayrılıyor. Yani mavi bir gecede başlayan güzel hayalleri. Siyah bir gecede son buluyor. Kitap hakkındaki yorumlarıma gelecek olursak, e, açıkçası kitabın anlatımı çok zordu. Hatta anlatma, anlamakta çok zorlandım. Hani aslında sayfaların altında anlamını bilmediğimiz kelimeler için e, açıklamalar var. Fakat e, kitabın yazımı o kadar süslü ki hani anlamakta çok zorluk çektim. Hatta bazı cümleleri birkaç kere okudum yani anlayabilmek için. Hmm, ama çok güzel betimlenmiş bir kitap. Hani hissediyor insan okurken. Kendisi yaşıyormuş gibi hissediyor. Çünkü gerçekten Halis Yavşak Uygun'u çok güzel bir şekilde yazmış. Çok güzel betimlemiş. Ee, yani insan betim betim zihnini açıyor diyebiliriz. Ee, ayrıca Ahmet Cem'in aslında biraz pasif bir karakter gibi geldi bana. Çünkü bir sürü olay yaşıyor ve bütün olayların karşısında çok sakin kalıyor. Hani pek bir şey diyemiyor. Ee, hatta belki Vehbi'ye yani karşı çıksaydı kardeş şu an yaşıyor bile olabilirdi. Çünkü zaten Vehbi onların evine iç güveysi olarak gelmiş. Ve hani o kadar yani o kadar demeyeyim de hani pasif bir karakter olduğu için oluyor bence biraz da bunlar. Hani daha mesela en yakın arkadaşının e, kardeşine açılsaydı belki zamanında onunla şu an evli o an onunla evli de olabilirdi. Ama gerçekten pasif bir karakter olduğu için hayallerini gerçekleştirmesi biraz e, bana yani onun suçuymuş gibi geldi. Tabii ki tamamen onun suçu değil ama hani biraz da o sorumlusuydu bence. E, ve son olarak dediğim gibi kitap gerçekten beni etkiledi. E, hani içindeki adı bile aslında çok fazla şey anlatıyor. Yani mavi, mavi ve güzel bir güzel bir geceden, güzel hayallerle dolu bir geceden, e, siyah ve bütün hayallerinin suya düşmüş olduğu bir geceye. Yani bir insanın hayatını aslında bir cümleye sığdırıyor ve üzücü biraz ve etkileyici tekrar dediğim gibi. Hmm, kitap yorumum bu kadardı. E, bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, ve mavi gerçekten okumanız gerektiğini düşünüyorum. Fakat e, günümüz ile yazılmış şahinliği varmış sanırım. Hani onu okursanız bence daha iyi olur. Çünkü Anlaması gerçekten zordu benim için. Yani özellikle benim için sanırım. Çünkü ben biraz daha basit kelimelere alışkınım. Hani basit kelimelerle de ifade ederim kendimi zaten günlük hayatta. O yüzden bu bana biraz hani okurken yorulduğum bir kitaptı ama yine de etkilendim. Tekrar teşekkürler.